Rahman ve Rahim olan Yüce Allah Teala'nın adıyla. Beden açlığındaki siz tok ruhlara söz edeceğim Türke Türbe Gökler adlı eserimden nakledeceğim inşallah. Ben kısa söyleyeyim, sizler uzun anlayın. Allahu Teala dünyada bütün insanlara acıyor. Faydalı şeyleri yaratıp dostu ve de düşmanı ayırmadan herkese gönderiyor. Ahirette cehenneme gitmesi gereken müminlerden dilediğine ihsan ederek onları affedecek, cennetine kavuşturacaktır. Müstakim yolda, itidalli yolda, ehl-i sünnet yoldaki büyüklerden anladığımız budur. İtaf ettiğimiz sözleri kendimize has, mahsus görmenin hiçbir anlamı yoktur. Bunlar tamamen yolumuzun büyüklerinin sözleridir. Beni muhatap alıp dinleyen sizleri Allah cennetine kavuştursun inşallah. Her canlıyı yaratan, her varı, her an varlıkla durduran, hepsini korku ve dehşetten koruyan yalnız Allahu Teala'dır. Böyle yüce ve de ulu Allahu Teala'nın şerefli ismine sığınarak iki kelam etmeye, kendi tabirimle dudak büküp ağız çabalatmaya çalışacağım inşallah. Ve siz dinleyenlere dualar ediyorum, tabii ki dualar bekliyorum. Allahu Teala'ya hamdolsun. Peygamberlerin en üstününe ve de onun en temiz haline ve ona eshab olmakla şereflenmişlerin hepsine selamlar ve de hayırlı dualar olsun inşallah. Biraz olsun isteyerek sahte bir anlam ifade eden bugünkü siyasete değinerek gerçek meseleye geçmek istiyorum. Tarih boyunca imanlılar ile imansızlar çarpışmakta. Kuvvetli, çalışkan olan taraf galip ve de hakim olmakta. İnançlarını, düşüncelerini yaymaktadırlar. Türk milleti imanlılar safında olmuş ve de her zaman inancı ortaya koyarak savaşmışsa galip gelmiştir. Bu çarpışma harp vasıtaları ile dövüşerek olduğu gibi propaganda ile de neşr yolu ile de yapılmaktadır. Bugün ülkemiz üzerinde devletsiz savaşa dikkatinizi çekerim. Türk milletine karşı Ermeni soykırımı meselesini alçakça ve de açıkça iftira ettikleri gibi, bakınız efendiler, samimiyetimle kalıbımı koyarım. Müslüman şekline, kılığına girerek, bürünerek, din adamı kisvesinde görünerek Türkiye'de misyoner faaliyetlerinde bulunuyorlar. Bu milleti biliyorlar ki ancak ve ancak inancıyla yenebilirler. Türklüğü içeriden yıkmaya çalışıyorlar. Demek değil mi ki İslam'ı parçalamak, Türklüğü parçalamaktır. Türklüğü parçalamak da İslam'ı parçalamaktır. Kitapsız bu kafirlerin planlı olarak hazırladıkları uydurma kitapları, radyo, televizyon, neşriyatı ve de sinema filmleri
bir yandan dinin imanını, diğer yandan Türk'ün töresini yok etme, bitirme hazırlığındadır. Bu manevi yıkıntıyı durdurabilmek için Türkiye'de milliyetçileri iktidar etmekten başka şansımız yoktur. Türk milliyetçilerini iktidar etmekten başka bir şansım olduğuna inanmıyorum. Başkalarının dünyası için kendi ahiretlerini dahi yok eden bugünkü iktidar ya da mafya hükümeti şuna inanıyor. Milliyetçiler veya milliyetçilersiz bir meclis olursa müberra dini kullanarak amaçlarına varabileceklerini zannediyorlar ve de haklılar. Evet, amaçlarına varırlarsa sözde o kardeşlik projesiyle vatanı, milleti ne yapacaklar? Bölecekler. Bu kardeşlik projesinin akabinde de ne var? BOK projesi, başkanlık vesaire vesaire. Önümüzdeki tarihte bunların hepsi önümüze çıkacak. Neresinden bakarsanız bakınız, her tarafı ders olan ülkücülüğün erlerinin tek başına iktidara gelmelerini iştiyakla beklememiz ve bu bekleyişten daha tabii bir şey de aramamamız gerekir. Dinde ehli sünnet alimlerinin dolu bilgilerini yaymaktan başka şansımızın olmadığına inanıyorum. Bu şahsiyetler de dini kullanarak şirke giriyorlar, dini şirketleşiyorlar. Millete de milliyetçilerin memleket kaderini elinde tutması için bu geç kalmışlığımıza bir son verecek derhal milli şuurlu, siyasi ahlakı iktidara tek başına taşımamız gerektiğine inanıyorum. Fakat başka kurtuluş yolunun bulunmadığına kalıbımı koyarım. Efendiler, kimi sıhhatini, kimi aklını, kimi ahlakını kaybetmiş, lakin Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşayıp da milli şuur ile dolu olmayan yönünü, yöntemini kaybetmiştir. Siz değerli muhataplarım, sözlerimi şöyle toparlayarak isnat ediyorum ki, gizli sırlar artık ayan, kainata nizam veren Yüce Allah, insanlığın nizamsız kalmaması için Hazreti Kur'an'ı göndermiştir. O ki Kur'an-ı Kerim yeryüzü sarayının nizamnamesidir. Okuyalım Allah aşkına, okuyalım. Manalarına kafa yorarak, öğrenmeye çalışarak okuyalım. Okuma bilmeyenimiz de yüzüne baksın, kahırlansın, içini çeksin. Mehmet Akif'in dediği gibi, cennet vatan, işte bu cennet vatanımızı cehenneme çevirmemenin tek çaresi okumak. Okuduğumuzu da anlamak. Kitabı okumak lazım. Kitabına uydurmayı bırakalım inşallah. Okumakla kendimizi dünya ve ahiret ateşinden koruyabiliriz. İlk oku emrinin verildiği Hazreti Kur'an-ı Kerim'i okumamız, anlamamız gerek. Neredeyse evlerimizde sadece ama sadece yemin etmek, üstüne el basmak için kullanılıyor. Bir de ilmihal okumak, ilk evvela nasuhi bilmenle tanışmak, okumak gerek ki onu okumak, anlamak. Adeta yarı müftü demektir.
Yani bir Ömer Nasuh'u bilmeni anlamak bence tam müftü olmak demektir. Tam anlamak tam müftülük. Yarım anlamak yarım müftülük. Allah bizi okuma ve de anlama kabiliyetinden mahrum etmiyor. Bu imkan elimizde. Bu imkan için bize güç versin inşallah. Bu konular ile ben çok dertliyim. Ve diyorum ki yok, yok, yok halimi bilen yok. Canım yanıyor canım. Can öyle bir alev ki dumanın nurundan çok. Bülbül olarak güle, güle anlattığım hoş. Yürekten iniltiler tatlı tatlı nameler. Yazıp okuyacağım daha neler var neler. Müşkilim mi elimizde, kalbim derya, zerre mest. Gönlüm ezelden sermest. Ettiyseniz eğer test, sözüm kulağınıza, yüzüm ayağınıza. Yok halimi bilen yok. Canım yanıyor canım. Can öyle bir alev ki dumanın nurundan çok. Okuyanın anlaması, anlayışlı olması ya da dinleyenin idrak etmesi, anlaması, anlayışlı olması fevkaladedir. Şu anlayışa dikkatinizi çekmek isterim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir radıyallahu anh Abdullah bir mecliste oturuyorlar. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh'a sahabeden birisi soru soruyor. Soru şöyle. Efendimiz mi büyük, yani peygamberimiz mi büyük yoksa siz mi büyüksünüz? Çünkü bildiğiniz üzere Ebu Bekir Abdullah radıyallahu anh peygamberimizin hem kayınpederiydi hem de ondan yaşça büyüktü. İşte sahabeden birisi de siz mi büyüksünüz, peygamberimiz mi büyük diye bir soru soruyor. Bu soruya Ebu Bekir Abdullah radıyallahu anh'ın vermiş olduğu cevap şöyledir. Der ki, peygamberimiz büyüktür, ben ise yaşlıyım. Böyle bir anlayışa bürünmek dileğiyle şöyle devam etmek gerek. İnsan anlam ve arayışından ve de anlayışından ibarettir. İslam aleminin güneşi, Türk milletinin mürebbisi ve de uhrevi alemin haritası, yaratıcının ilk emri okumaktır. Evet, okumak yüce Türk milletinin ilk mürebbisidir. İlla da okumak. Okuyacağız. Ve okuduğumuzu anlayacağız. Bir anlayış giyineceğiz. O emri ilk olarak Yüce Allah'ın izniyle Hazreti Kur'an sunmuştur. İnsanoğlu okumuş, hatta isminin başına prof koydurmuş vesaire. Tüm bunlara yüksek tahsilli diyorlar. Tabii ki olabilir, lakin Kur'an-ı Kerim'den bir haberse maalesef alçak tahsillidir. Ekonomiden siyasete, felsefeden toplum hayatına, bilimden ahlaka, yani insanlığı ilgilendiren bütün konuların ince ayrıntılarına kadar beden açlığında değilse ruhlar istedikleri kadar okusunlar. İstedikleri kadar yüksek tahsilli olsunlar.
kanaatime göre alçak tahsillidirler. Kişi okuyarak haddini bilmediyse tabii ki alçak tahsilli olacaktır. Ülkücü dünya görüşümün düşünce zenginliği içerisinde kişi ehli sünnetten uzaksa, nereye yakınsa oradan alsın tahsilini, saygıyı ve dünyanın aldatıcılığına kanıp gaflete düşmek akıllı kişiye yaraşmaz. Ve dini İslam'dan uzak tahsile veya tahsilliye yüksek ya da yüksek tahsilli damgasını vurmak bence yakışmaz. Bence derken de şahsi kanaatim değil, inandığım davanın ölçüleridir. Hayatta yaşamanın onurunu yaralamak için atılan adımlara bir dikkat edin. Hayatta yaşamalarının onurlarını nasıl yaralıyorlar? Yaralamamak için de dikkat etmemiz lazım. Yol alma, niyet ve çabasındaki samimiyetin gereğidir. Samimi olmak lazım. Ayet, hadis, atasözü, bu üçünden uzak kalmak ne yazık ki tökezleyerek düşmek demektir. Yoldan çıkmak demektir. Yanlış istikamete sapmak demektir.